Günaydın gençler. Şimdi camı açtığım zaman nasıl bir manzaraya uyandım? Onu size göstermek istedim. Sabahın 6'sı. Karşıda Ağrı Dağı ve hemen yanında Küçük Ağrı Dağı. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı. Yani onların tabiriyle Ararat. Tüm ihtişamıyla karşıda. Kamerada nasıl gözüküyor şu an bilemiyorum ama ben çok net biçimde her iki dağı da görüyorum ve tepeleri karlı. Yani müthiş güzel bir manzara. Şöyle sağa solda göstermek isterim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sorma. Yeniden merhaba. Dünyanın en büyük brandy üreticisi olan Ararat Brandy Fabrikası'nın önündeyiz. Şöyle göstereyim size hemen. Şöyle çeviriyorum. Burası tarihi bir fabrika. Söylediğim gibi dünyanın en ünlü brandyleri burada üretiliyor. Ermenistan'ın brandyleri meşhur. Amerikan filmlerinde görmüşsünüzdür. Böyle dedektif son nefesinde kardeşinin iç cebinden küçücük bir şişe çıkartır. O şişeden kafasına son bir yudum daha içer.
İşte o şişe, brandy şişesi, bu fabrikada üretiliyor arkadaşlar. Hem şişesi hem de içindeki brandy. Ararat brandy fabrikası. Birazdan içeriye girmeye çalışacağım eğer alırlarsa. Şu kapıdan içeri giriliyor. Eğer gezdiriyorlarsa fabrikayı gezmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi tadım yapacağız. Fabrikayı gezdik. Ve de her masada tadım yapılacak ürünler var. Birazdan tadım yapacağız. Evet. Önce su koyuyoruz, sonra da tadım yapacağız. And when you want to start the tasting, better do it with three sips. So first sip must be very small. You can do a small sip, very long hold in your mouth, about 15-20 seconds, and after that you can slowly drink it. We do it because it's not a vodka, it's not a schnapps, and our receptors must be ready for a brandy taste. Then you can do a second sip, little bit bigger, you can hold in your mouth a little bit more, and then when you want to do a third sip, you can do it with chocolate. But first of all, better eat a little bit of chocolate and then drink brandy. But right now it's not a normal chocolate, it's a special one. So this chocolate has 62% of cacao. Oh. And it's the best balance between chocolate and brandy. And the chocolate takes away a typical alcohol aroma, typical brandy taste, and help us to feel more deeper and more intensive of you. Better don't try. So when you want to switch your brandy, better drink a little bit water because we must neutralize our receptors. Arkadaşlar iyi akşamlar. Burası Cascade Kompleksi. Şimdi size burayı göstereceğim. Şu
şehrin göbeği. Yüksek bir tepeye yaslanan bir merdivenlerle yukarıya çıkıyorsunuz. Heykeller, sanat eserleri, resim heykel müzeleri içinde, yani kompleksin içinde. Tamamen bir kültür alanı. Yukarıda da bir seyir terası var, bakın görüyorsunuz. Oranın hikayesini size birazdan anlatacağım. Önce bir yukarıya doğru çıkalım, yaklaşalım. Burası çok merkezi bir yer olduğu için gençler çok yoğun, turistler çok yoğun. Zaten sağlı sollu kafeleri de görüyorsunuz. Çok güzel heykeller var. Keşke gündüz gelebilseydim. Gündüz zamanı yetmedi çünkü iki güne sığdırıyorum. Hafta sonu, cumartesi, pazar gezmeye çalışıyorum. Şöyle bir heykel var. Şöyle bir heykelcimiz var. Heykelcik dediysem bu kocaman bir şey. Yani böyle yani bu da böyle. Yaklaşıyoruz. İstersek merdivenden çıkabiliriz. Ya da istersek içeride asansörler de var. Oradan da çıkabiliriz. Biraz yürüyeceğim sonra. Kompleksin giriş katı burası arkadaşlar. Yani buralardan sular akıyor herhalde diye tahmin ediyorum. Böyle. Arkadaşlar, nefes nefese kaldım, o yüzden konuşamadım. Yaklaşık, ben saymadım ama 2000 basamak çıkmışızdır. Hala da bitmedi. Daha da çıkacağız. Yukarıda göreceğim. Arkadaşlar müthiş yoruldum. Müthiş yoruldum. Daha da tam tepeye çıkmış sayılmayız. Tepede bir anıt var. Onun yanına çıkabilir miyim bilmiyorum. Şöyle size. Bakın şu aşağıda gördüğünüz ışıklı cadde. Dümdür direk. Dümdüz gidince opera binasına çıkıyor. Opera binasına geçtiğiniz zaman Kuzey Bulvarı'na çıkıyorsunuz. Kuzey Bulvarı da Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyor. Yani o meclisin olduğu meydana. O kadar güzel, o kadar muntazam, o kadar cetvelle çizilmiş bir şehircilik binanı var ki orada. Burada anlatamam yani. Dilim dönse nefes nefese kaldım. Şöyle. Çıkabilirsem biraz daha çıkacağım. Gençler, ben yukarıya çıktım. Bu kompleks çok büyük bir kompleks. Kaskade kompleksi, tekrar söyleyeyim adını. Henüz daha tamamlanmamış bile. Bakın aşağıda şimdi göreceksiniz. Devam ediyor. Yani inşaatı devam ediyor. Aşama aşama daha da yukarılara çıkartıyorlar. Erivan şehir manzarası böyle arkadaşlar. Çok güzel bir manzara. Gece manzarası. Hemen arkamı dönüyorum. Burada da böyle bir anıt var. Bu şeyi de anlatacaktım size. Peki neden böyle bir kompleks yapmaya ihtiyaç duymuşlar? Daha önce bahsetmiştim. Ararat, yani bizim Ağrı'da bunlar için kutsal özellikte.
Ve bu Ermenilerin en büyük hobisi havanın açık olduğu günlerde buraya çıkmak, bu tepeye aşağıdaki merdivenlere oturup içkilerini içmek, çekirdeklerini çitlemek ve Ağrı Dağı'nın manzarasını izlemek. Tabii akşam olduğu için şu an biz göremiyoruz. Yani hikayesi bu. Böyle. Burada her şey Ararat. Arkadaşlar burası da kompleksin içindeki sanat galerisi. Yürüyen merdivenlerin hemen kenarlarında sanat objeleri var. Bazılarını size gösteriyorum. Çünkü çok yüksek bir kompleks olduğu için yürüyemeyecek olanları da düşünmüşler tabi. Bu da bir sanat eseri arkadaşlar.